Son bir haftadır hükümetimiz bu koronavirüs tehlikesi karşısında olağanüstü bir gayret göstererek en az 7 defa bakanlar kurulu toplantısı yapmış. Kurul tarafında pozitif vakaların ortaya çıkmasıyla derhal toplanmış ve ilk olarak ülkemizde gerçekleştirilmekte olan çarter uçuşlarının bulunması, toplu taşımacılıkta aldığımız tedbirler ve bunun devamında bizim dün Sayın Cumhurbaşkanı da katıldığı toplantıda yine bazı tedbirlerin alınması değerlendirildiğinde Sayın Cumhurbaşkanı da yaptığı açıklamada evet panik yapmak lazım ama tedbirli olmak lazım şeklinde de onun da açıklamaları oldu. Biz toplantının devamında dün bildiğiniz gibi sizlerle paylaştığımız üzere dün ben Facebook'da o zaman bütün Avrupa Birliği ülkelerinde ve toplamda 23 ülkeden İngiltere'de dahi o vatandaşların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne girmelerinin yasaklandığını, kendi vatandaşlarımızın da eğer ülkeye geldikleri takdirde 14 gün gözlem altında olacaklarını ve dolayısıyla aldığımız tedbirlerle gerçekten bu koronavirüs olayının ne kadar ciddiye alınması gerektiğini, vatandaşımızın sağlığının her şeyin önünde olduğunu, başka ekonomik meselelerin bile çok daha alt sıralarda değerlendirdiğini ve dolayısıyla bütün halkımızla bunları paylaştıktan sonra meseleyi izlemeye ve değerlendirmeye devam ettik. Bu arada hastanelerimizde yapılan çalışmalar ve Sağlık Bakanımızın önderliğinde kurulan bir masasının yaptığı çalışmalar gerçekten bize göre olağanüstü bir gayretin gösterdiği anlamındaydı. Bugün bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanı parti başkanlarını çağırdı ve orada yaptığı değerlendirmede kendisi bir OHAL olayının gündeme gelebileceğini, aynı zamanda da 14 gün herkesin evinde kalabileceği şeklinde bir açıklamalarda bulundu. Bizler de bunu değerlendireceğimizi. Ancak elbette yapılan değerlendirmelerde süratle yayılabilecek olan bu koronavirüsünün karşısında bizim de gerekirse tedbirleri artıracağımızı zaten dün de söylemiştik. Bugün de bu çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Fakat tabii ki olay o kadar basit değil. Bir kere günün sonunda hayat devam ediyor. İnsanlarımızın temel ihtiyaçları vardır. İnsanların ihtiyaçları vardır. Sektörler vardır. Çalışanlar vardır. Yüz binlerce çalışan vardır. Dolayısıyla bütün bunları enine boyuna değerlendirdikten sonra en akıllıca ve gerçekten bütün boyutlarıyla ele alındıktan sonra bir takım kararların üretilmesi noktasında Bakanlar Kurulumuz bunu enine boyuna tartıştıktan sonra şu anda aldığımız kararları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir kere kamuda polis, itfaiye, sağlık, sivil havacılık, maliye ve benzeri hizmetler haricinde görev yapan tüm kamu görevlileri 27 Mart 2020 tarihine kadar idari izinli sayılacaklardır. Bu enine boyuna meseleyi tartıştıktan sonra ortaya çıkan bir durum. Çünkü siz herkesi eve kapatacaksınız. Nasıl olacak? Hizmetlerin devamı lazım. Acil ihtiyaçların devamı lazım. Ve bir takım temel hizmetlerin dolayısıyla karar şöyle bağlanabilmiştir. Kamuda polis, itfaiye, sağlık, sivil havacılık, maliye ve benzeri hizmetler haricinde görev yapan kamu görevlileri 27 Mart 2021 tarihine kadar idari izinli sayılacaklardır. Özel sektörde eczane, benzin istasyonu, fırın ve market gibi temel ihtiyaçların karşılanması çerçevesinde hizmet üreten işletmeler haricinde tüm dükkan, işletme, kazino, gece kulübü, bet ofisi, eğlence merkezi gibi yerler 27 Mart 2020 tarihine kadar kapalı olacaklardır. Bu iki tedbir çerçevesinde çok sayıda vatandaşımızın evinde kalacağı ve sokağa çıkma ihtiyacı hissetmeyeceği aşikardır. Öte yandan hükümet olarak zaruri olmadıkça kimsenin sokağa çıkmaması yönünde çağrı yapıyoruz. Ayrıca önümüzdeki 48 saat içerisinde gelişmelere bağlı olarak Bakanlar Kurulumuz Fasıl 156 tarafından kısmi veya tam sokağa çıkma yasağı alınmasını değerlendirecektir. 14 Mart 2020 saat 2 itibariyle 1 Nisan 2020 tarihine kadar kara, deniz ve hava sınır kapılarından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ve ülkemizde yasal izini bulunan kişiler girebileceklerdir. Bunun dışında kalan kişilerin
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne girişleri 1 Nisan 2020 tarihine kadar yasaklanmıştır. Hangi ülkeden geldiğine bakmaksızın kara, deniz ve hava kapılarından ülkemize giren vatandaşlarımız ve yasal izinli kimseler 14 gün süreyle evlerinden izlem ve kontrol altında kalacaklardır. Buna uygun davranmayanlar hakkında 45-2018 sayılı bulaşıcı hastalıklar yasası altında yasal işlem başlatılacaktır. 14 Mart 2020 ile 1 Nisan 2020 tarihleri arasında dernek, birlik ve lokallerde toplanamaması ve toplu ibadet yapılmama kararı üretilmiştir. Mausa Devlet Hastanesi'nin bir karantina hastanesi olarak kullanılmasına karar verilmiş ve hastanemizde yeterli personel, ekipman ve yatak kapasitesinin ve her türlü konakların sağlanması konusundaki çalışmalar da artırılmıştır. Dolayısıyla değerli vatandaşlar, değerli basın mensupları, bir kere hükümetimiz dediğim gibi son bir haftadır önemli çalışmalar içerisinde bütün hassasiyetleri gözleyerek önemli kararlar üretmiştir. Bu kararların da artırılması yönünde irademizi gördüğünüz gibi ortaya koymuş bulunmaktayız. Sayın Cumhurbaşkanı'nın gelip burada bizlerle paylaştığı noktada esas itibariyle bizler de halkımızın sağlığını, bizler de çocuğumuzun bu ülkede selamet içinde yaşamalarını ve dolayısıyla herhangi bir salgın karşısında almamız gereken tedbirleri hiç tereddütsüz zaten alma noktasında olduğumuzu herkes bilmektedir. Dolayısıyla hafta boyunca yaptığımız çalışmalar ve ortaya koyduğumuz irade, aldığımız tedbirler, yaptığımız bir takım gerçekten çalışmalarla meselenin iyi yönetilmesi noktasındaki irademiz halkımız tarafından da görülmüştür ve düne kadar gerçekten hükümet bu işi çok iyi yönetti ve gerekli tedbirlerin de zamanında aldığı noktasında bir algı yerleşmiştir. Akşam saatlerinde buradan yapılan bize göre biraz daha popülist açıklama ile işte sosyal medyada bir takım açıklamalar ve bize yapılan bir takım ithamlar ve haksızlıklar, biz bunu asla kabul edemeyiz çünkü biz gerekli sorumlulukları yerine getirilmesi noktasında